merhaba Herkese akşamlar işgay o günlük grafik ya Bu da buldu işte üçleri falan orada direnç Tabii bunda iki 70'lerden üçlere kadar olan 2.80 civarları falan hep bir direnç bölgesi büyük hızlı satışların geldiği alan oradan beri istikrarlı bir şekilde Maşallah var yani ne verdiyse iş o Aslında hepsini geri bir güzel aldı şimdi bu 1.84 alanı şöyle göstereyim 2020 döneminde geri döndürüyor iş onun fiyatlarını Şöyle biraz açalım. Hani görülmesi açısından. Tabii şimdi şunu diyebilirler. Ya bu ne kadar yüksek? 1.50'ymiş 2016'da falan ama işte enflasyonu da düşünün yani arada. O onu söyleyeyim. Yani bir enflasyon regülasyonu borsada da olur. Sadece ekmekte falan olmaz. patatesle soğanda olmaz. Borsaya da yansır. Yani TL'nin fiyatları büyüdüğü için hatta endeksi bile uçurur, yeri gelir. Tabii şeyden bahsediyorum. O mübalağa ediyorum da endeksin uçması için hiper enflasyon lazım. Ee, ama para bir işe yaramaz. O da ayrı konu. Yani dolar karşısında epezilir. 1.84 e, geldiği nokta. Yani bir şu an destek alanında aslına bakarsanız. Buralardan çok gevşemek istemiyor. Şeye benzeteyim. Yani bu grafiği açın. Ben size söyleyeyim. EKG ile da çok benzerdir. Bu grafik yani çok da büyük bir fark yoktur arada. EKGO gibi 1.80'ler var bunda da. 1.70. Aynı o da orada. 1.70'ler var orada da. Hadi maksimum 1.60'lar nadir bir alan e, burada bir şey alanı alınıyor hemen yukarıda bir 10 kuruş 20 kuruş yukarıda 20 kuruş bile gidemiyor da e, gittiği yerde de hisseyi satıyorlar e, uzun zamandır yatırımcı davranışı iş da çok da uzun değil yani bir ay olmuş mudur e, yani olmuş bir ay olmuş bir aydır kısa vade diyelim kısa vadede bütün yatırımcı davranışı e, da böyle şekillenme böyle şekillenmeye de şimdilik gördüğüm kadarıyla devam ediyor Dolayısıyla neye bakmak lazım yani bu kademeler bazen şey olabilir. Mesela yani EKGO'da nasıl oldu? 2 liralara geldi ee, düşerken. Bir orada bir trade edildi. 2-2-20, 2-2-20 gibi bir şey oldu. Ondan sonra o 10 kuruş daha aşağı tabii. 1.90'a, 1.80'e. Hani bu tür kademeler düşebilir onu söyleyeyim yani. Aşağı yönlü hakkım devam ettiği müddetçe. Yani bunu ille de 1.70'lerde, 80'lerde alıyorlar. 1.92'de satıyorlar diye düşünmemek lazım. Arada yani bir haber bir şey bir kademe daha atlatabilir şu an 1.76 1.73'e kadar ya da 1.70'e kadar da alınabilir bir bölge destek bölgesi yani o or orlara geldiği zaman genellikle alım iştahı olabiliyor yukarı yönlü hareket gelebiliyor şimdi bu kısım kırılırsa hani biraz önce dedim ya biraz daha aşağı bir hareket E tabi 1.60'lar e, şu sol taraftaki dip kısımdan e, 1.60'lar gündeme gelir Tutar mı tutmaz mı o zaman bakarız yani hisse zaten çok zayıf bir alanda 200 günün altında e, baktığınız zaman 5 günün altında 20 günün altında 50 gün olması gereken her şeyin yani üstünde olması gereken her değerin altında bunu hep söylüyorum yani hisselerde mesela orta vade, orta vade de diyebilirsiniz buna veya işte yani 2 aylık bir vadeyi de göz önüne alırsanız bir kere 50 gün önemlidir yani 50 gün üstünde misiniz altında mısınız üstündeyseniz yükseliş trendi var bakın teknik analiz ya çok basit bu şey yürütmek. Ee, öyle çok zor değil yani 50 günün üstünde devam eden bir hissede yukarı yönlü bir trend vardır. 50 günün altındaysanız aşağı yönlü bir trend vardır. O kadar şuradan bir tane çizgi çekelim, buradan bir harmonik çizelim falan ya harmonik, harmonik bunlar şey. Trend takibi mesela fiyat trend takibi trend kırıldı mı kırılmadı mı yani iş o da biz e, ben videosunda yapmıştım zannederim 2.49'larda 50'lerde kırıldı zaten bu trend. Hadi bir avans veriyorsanız 240'ta kırıldı. Oradan beri aşağıda. Şimdi dediğim gibi 1.70'ler kırılırsa artık 1.60 civarlarında bir hareket beklenebilir. Yukarı yönlü burada tabi kısa vadede olumlu olacak bir şey varsa 1.97'nin üstüne kapanış. 98-99 hatta iki kapanış olursa yani bir gün olabilir. iki günde kabul edilebilir. O risk algısına bağlı. Tekrar bir en azından 2.10-2.17 civarında bir hareket görmek çok olasıdır. O tür bir durumda. %100 olur demiyorum ama e, olasıdır yani. Onu ayırmak lazım. Yüzde yüzde bir şey yok ya teknik analizde. Onun için e, ciddi alınmalı. Yani 1.97 iki civarındaki kapanışlar mutlaka ciddiye alınmalı. Tabi 2.17 dünsüne yerleşmesi durumunda yeni bir kısa vade yükselen trendten bahsetmek mümkün olur. Tabi geçen bu e, 14 Nisan'daki hareket şey miydi zannederim e, Kanal İstanbul tepkisi falan da Şu herhalde zannediyorum. O, orada hepsi verdi tabi bir tepki. Ondan sonra işte bahane yani bir haber oluyor, bahane oluyor patır patır yukarı. Ondan sonra diyor ki o daha ona çok var. Hadi bakalım aşağı. Öyle kısa vade haberlerle iş yapmayın. Yani onu tavsiye etmem. 38 34 kendi ortalama desteğinde diyelim. RSI çok neşeli bir yer değil. iyi bir yer değil. Aslına bakarsanız. Yine de hala ufak ufak yukarı vermeye çalışıyor ama onun da boynu bükük. Onun da durumu böyle çok iç açıcı değil bir taraftan. Söylenecek başka bir şey yok. Ee, yani bunu doğrudan dediğim gibi 50 günün üstü 50 günün altı olarak iş da alabilirsiniz. Şunu söyleyeyim ee, yani 1.60'lar olur ya hani aşağı doğru gidiş devam eder 1.60'lara doğru uzanırsa ise çok basit bir şey söyleyeceğim. Yani 50 günden yukarıda çok ayrılamazsınız ki ayrılamıyorsunuz iş bakın şu sarı olan 50 gündür. Yukarı doğru gittiği zaman 50 güne gelir. Ee, giderse çok 50 güne gelir veya yataya sarar yatayda buluşur 50 güne Aynı şey aşağısı içinde geçerli. Yani 1.60'lara falan olur da giderse orada artık ufak ufak bir toparlanma, bir yukarı tepki de açıkçası beklenebilir. Söyle söyleyebileceğim herhalde başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar, haftalar.